Karıncacığım kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir açıdan girdim ama saçlarımı aldı götürüyor galiba. Bugün Crested Gecko bakımı ile ilgili bir video çekiyorum. Crested Gecko nasıl bakılır? Kimdir bunlar? Bu tatlı canlılar nedir ne değildir? Hatırlıyorsunuz zaten bunları. O yüzden size bakımını A'dan Z'ye böyle çok abartmadan anlatacağım. Şimdi kamerayı oraya çeviriyorum. Ve üzerinden geçelim. Bir besleme yapalım. Ondan sonra üzerinde sohbet edelim. Daha sonrasında videoyu bitirelim. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, teraryum bıraktığınız gibi duruyor. Bunu birlikte kurmuştuk, hatırlıyorsunuz. Birkaç değişiklik olmuş olabilir. İşte zeminden dolayı temizlik yaparken bir şekilde dekorlar değişiyor olabiliyor. Hatta şöyle bizim kızımızı yakından çekelim. Belki de bir besleme yaparım. Detaylara girmeden önce açlardır. Yemeyebilirler ama bir deneyelim. Bu dişimizde, erkeğimiz arkada, hatta arka değilmiş, yukarıdaymış, onu gösteririm size. Bugün gekoyu A'dan Z'ye nasıl beslersiniz? Yani crested gekolar için söylüyorum. Bunu anlatacağım. Ama bir önce besleme yapalım. Standart. Biz beslemeden geçemeyiz, biliyorsunuz yani. Netlik nedir bilmiyorum ama. Ben karma yem veriyorum diye hep söylüyorum. Siz de öyle yapın. Crested gekolar hem püreyle, yani meyve püreleriyle, hem de canlı yemle besleniyorlar arkadaşlar. İkisi bir arada olmak zorunda değil. Şu an bu hobiyle uğraşan ve sadece canlı yem vermeden ama gerekli protein takviyesini içeren hazır mamalarla besleyen hobiciler var. Bu da sorunsuz bir şekilde bu canlıya bakabilmenize sebep ama ben öyle yapmıyorum. Ben iki türlü de besliyorum. Hem meyve püresi veriyorum hem canlı yem veriyorum. Bunun dengesini sağladıktan sonra gayet sağlıklı bir crested gecko sahibi olabilirsiniz. Şimdi ben bakalım. Burada içinde D3 kalsiyumu bandırılmış tartaralarımız var. Bugün tartara günü yapalım. Tartara vereceğim. Aa, toksun galiba. Hayret. Erkek. Erkeğimiz ne durumda? Erkeğe bakalım. Erkek biraz üstte. Evet, burada. Siz niye yemiyorsunuz diyecekti. Hop lan, sakin ol kovboy. Hep böyle yapıyorsun. Gel biraz ya. Seni ünlü yapacağız. Neyse, şöyle kamerayı şöyle tutayım. Şu açıdan izleyin. Bir parçayı da kapmış bu yanık. Ah, al burada yansıma, o yansıma. Pişt, zeki. Evet. Erkeğimiz tartarasını lüpletiyor. Dişimiz yemedi. Dişi çünkü deride deri atacak. Bu tip durumlarda yemediği olabilir ama geçen gün yediğini gördüm, yani löpür löpür yiyordu. Şimdi öncelikle crested gecko'ların hobiye başlangıç türü olduğunu anlatayım. Yani bu canlılar, bu sevimli yüzler, bu gülen yüzler sürüngen hobisine başlayan insanların genelde tercih ettiği canlılardan. Neden? Bir, uysallar. İki, bakımları gerçekten çok kolay, zor değil. Çok masraflı değiller. Bu sebeple tercih ediliyorlar. Yani tıpkı leopar gekolardaki gibi crested gekolarda başlangıç seviyesine uygun canlılardan arkadaşlar. Yani kolaylıkla henlik yapabileceğiniz, sevebileceğiniz ve izlemesi çok eğlenceli. Çünkü videonun girişinde de gösterdiğim gibi çok güzel zıplama huyları vardır. Hatta benim önceki videolarımda da, bu kurulum videosunda da hatırlarsınız, mındık mındık zıplıyorlar. Mesela önce böyle bir atlayacağı yeri seçiyor. Ondan sonra atlıyor. Neyse, atlamadı. Hep beni rezil ediyorsun. Buraya atla bari. Atla oraya. Bu zıplayan gekolar gerçekten sevimliler. Ve birçok insan yurt dışında, bilhassa Avrupa'da ve Amerika'da çok tercih ediyorlar. Çünkü bu canlılar aslında nesli tükenmeye yakınken hobiciler tarafından çoğaltılarak tekrar dünyaya hediye olarak geri de döndüler. Öyle diyebiliriz. Suratları çok güzel. Derileri gerçekten kadife gibi. Leopar gekolardan farklılar. Elleri yumuşacık, vantuz gibi, böyle tuttuğu zaman sizi hissedebiliyorsunuz. Ayrıyetten çok iyi tırmanıcılardır.
tırmanırlar her yere, düz yüzey, cam, mam demez. Tırmanma kabiliyetleri gerçekten çok kuvvetli. Bu yüzden de eğlenceli bir hal alıyor ve insanlar henlik yaptığı zaman ufak tefek tebessümlerde bulunup onları izleyebiliyorlar. Bu arada ben kamera önünde çıkmadığım için şöyle onu sizin de görebileceğiniz şekle getireyim ki bir yandan da izleyelim, görelim. Umarım net gözüküyordur. Bakımına gelecek olursak, bir kere ağaç türü oldukları için, ağaçta yaşayan canlılar olduğu için en başta sizin bu formda bir teraryuma ihtiyacınız var. Bu teraryum böyle bir marka ürün olabilir veya olmayabilir. Kendiniz de yapabilirsiniz. Yani şuradaki plastik kapların dikine olanlarını veya yüksek olanları var. Mesela şöyle göstereyim kamerayı yukarı alarak. Bakın şu en üstte görmüş olduğunuz iki tane şey var, plastik kap var. Doğru ölçülerde işte nasıl diyeyim size, 25'e 25'e 45, 35'e 35'e 50, yani dikdörtgen formda yerden daha yüksek dekor koyabileceğiniz ve onların tırmanabileceği bir yaşam alanı yapmanız yeterli oluyor. Zaten bunu ben bu teraryumu kurarken size anlattım. Böyle bir ürün de alabilirsiniz. Kendiniz de daha düşük maliyetli sadece birkaç tane havalandırma deliği yaparak, basit bir ışık koyarak da bu işi çözümleyebilirsiniz. Evet, erkeğimiz de kendini bir gösterdi. Bu iki tane gecko için ideal bir teraryum. Hele ki çiftleştirme yapıyorsanız birbirlerine olan yakınlığı önemli bir etken olabiliyor. Ama birazcık daha büyütebilir. Yani ne çok küçük ne çok büyük diyebilirim buna. Tam orta bir teraryum. Daha büyük bir yere aldığınız zaman birbirlerini çok yakalayamıyorlar, göremiyorlar. Ben o yüzden böyle bu boyda, bu oranda tercih ediyorum. Bakımı çok kolay. Dediğim gibi herhangi bir şekilde UVB lamba ihtiyacınız yok. Birincisi o. Yani sizi masraftan kurtaran özelliklerden bir tanesi o. Sonuçta UVB lambalar ucuz lambalar değil ve 6 ayda bir değiştirmeniz gerekiyor. Bunlar geçici hayvanlar olduğu için UVB ışınlarına ihtiyaçları yok. Yani güneş görmüyorlar. Gündüz saklanırlar, gece avlanmaya çıkarlar. Ve bu sebeple sizi büyük bir masraftan kurtarıyor oluyorlar. İkincisi, dediğim gibi canlı yemden korkan veya canlı yem barındırmak istemeyen hobiciler var. Bu insanlar da haliyle crested geckoları tercih ediyorlar. Çünkü neden? Canlı yemle uğraşmak zorunda kalmıyor. Mama hazırlıyor, ev tipi mamalar hazırlanabiliyor. Veya ünlü markaların mamaları var toz halinde. Karıştırıyorsunuz ve servis ediyorsunuz. Elle besleyebiliyorsunuz vesaire. Yani özetle canlı yem ve mama. Ben bunları mix olarak veriyorum. Yani haftada işte atıyorum 2 gün, 3 gün canlı yemle besliyorsam, haftanın geri kalan günlerinde de püre vererek besliyorum. Zaten çok fazla iştahlı değiller. Böyle hani tonla püre tüketen canlılar değiller. Bu sebeple de kolay bakılabilecek canlılar arasına giriyorlar. Işık derseniz, burada bir ışık var. Neden bu ışığı kullanıyorsun derseniz, gececi oldukları için basit bir timerla, zamanlayıcıyla yani prize takarak onların gündüz geceyi ayırt etmesini sağlamanız gerekiyor. Bu iyi bir şey. Ama birçok hobici ne yapıyor mesela? Odası genelde aydınlık olduğu için aydınlığa koyuyor. Akşam da erken saatte, normal saatte yatan bir hobici ise odanın ışıkları kapandığı zaman yine gündüz gece durumu yaşatılabiliyor. Ama bu lambaların tasarruflu, mesela bu üstünde duran sarı ışık tasarruflu bir IKEA lambası. Ucuz, ısın, yani herhangi bir sıcaklık yaymıyor. Bu sebeple rahatlıkla kullanabiliyorum. Crested geckolar çok 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 sıcak yerleri sevmezler. Bu yüzden 19-20 derece ile 26-27 derece, yani ortalama bir oda sıcaklığı arasında barındırılmalı. İşte gündüz 26-25 dereceyken akşamları da 19 derecelere inebiliyor. Daha fazlası, yani 29-30'un üstü crested geckoları rahatsız eder. Haberiniz olsun, strese sokar. Strese soktuğu zaman da sağlıklı bir şekilde yem yemeyi sürdürmeyebilir. Buna dikkat edin. Zemin taban malzemesi olarak torf veya benzeri sürüngen için özel taban malzemelerinden kullanabilirsiniz. Ama ben her zaman olduğu gibi havlu kağıt kullanıyorum. Neden? Crested geckolar çok sağlam tuvaletlerini yaparlar. Hatta görüyorsunuz şurada böyle bir patırtı var. Bırakılmış. Bunlar koku yapar arkadaşlar. Crested geckolar leopar geckolardaki gibi sık sık temizliği yapılmadığı zaman koku yapan canlılardır. Bu yüzden zemini rahatlıkla temizleyebilmeniz için havlu kağıt kullanmanızı veya kese kağıdı kullanmanızı öneririm. Hem sağlık açısından hem temizleme açısından fayda sağlıyor. Gelelim nem ihtiyaçlarına. Nem ihtiyacı çok böyle 80-90'larda değil. %55, 60, 50, bunlar yeterli.
Ben günde 2 defa sıcak havalarda 3 defa fıs fıs yapıyorum. Ne yapıyorum? Bizim meşhur bu fışkörü alıyoruz. Hani ne isim taktınız buna bilmiyorum ama bir sürü isim var. Bu şekilde teraryumun her yerine su püskürtüyorum. Yağmur sistemleri kullananlar var. Otomatik sistem, ben bununla uğraşmayayım da kendi pıs 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 bassın diyenler. Ama onlar da biraz daha fantezi ve masraf işleri. Onun haricinde ne yapıyoruz? Deri değişimiyle ilgili bir yorum yapmam gerekirse derilerini kendi atıyorlar ve yiyorlar. Kuyrukları dikkat edin. Crested gecko'ların kimisinde kuyruk yoktur. Kendi besleyeceğiniz crested gecko da kuyruğunu bırakabilir. Bu aksesuarlara takılmaktan dolayı olabilir. Veya işte bir korku anında kaçarken kendi bırakabilir. Bu onların yaşamsal fonksiyonlarını etkileyen bir şey değil. Kuyruksuz crested gecko'lar da hayatta kalabiliyor ama tekrar çıkmıyor. Çıkmadığı için de görsel olarak kimi hobici beğenmiyordur, kimisi de kuyruksuz tercih ediyordur gibi durumlar oluşabiliyor. Ama ben tabii doğal halleriyle bu halde seviyorum onları. Şöyle biraz yakından inceleyelim. Göz kapakları olmayan canlılardan zaten bunlar. Gözleri çok güzeldir biliyorsunuz. Önceki videolarımda zaten incelemişsinizdir. Suratları her zaman gülüyor. Bir ejderha diyelim ona, ejderha. Ejderha görüntüsü vardır. Çok yumuşaklar, yumuş yumuşlar. Böyle insanın sıkası parçalayası geliyor. Nereye gidiyorsun? Şşt, sen nereye gidiyorsun? Bu arada beslemeyi ben şöyle yapıyorum. Eğer püre vereceksem, meyve püresi hazırladıysam veya hazır mama kullanacaksam elde beslemeyi tercih ediyorum. Yani mamayı hazırlıyorum. Küçük bir spatula ile ahşap tahta neyse barbekü çubuğu, çay kaşığı ucu onunla yalamasını sağlıyorum. Zaten bir kez yaldıktan sonra löpür löpür yiyor. Ha ne kadar yiyor? İşte bir serçe parmağı boğumu kadar yiyor ama en azından gerekli vitaminleri almış oluyor. Bu beslemeler dışında canlı yem, yani canlı yem beslemesi yaptığım zaman, reis şöyle bir döner misin hanımefendi? Biz senin suratını görmek istiyoruz ya. Yani ne kadar muzur bir tipsin. Yani yapma böyle şeyler. Bak hep suratın utangaç herhalde. Biraz utangaç olduğu için. Zaten burnunda da püre kalmış. E tamam dur hadi orada dur. Tamam böyle izleyelim seni. Gözleri gerçekten çok güzel. Dilleri uzanıp gözünün üstüne kadar gidebiliyor. Üstünde böyle herhangi bir şekilde yem kaldı, mama kaldı veya su kaldığı zaman böyle bir görüyorsunuz. Jut diye dili atar, temizler. Gerçekten izlemesi çok keyifli. Yakınında bir av hissettiği zaman veya besleneceği zaman doğrudan gıdık altı tıkı 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 oynamaya başlar. Ben besleme yapmadan önce kalsiyum, şöyle göstereyim. Diğer sürüngenlerde olduğu gibi crested gecko'ların da multivitamine, kalsiyuma ihtiyaçları var. Kalsiyum çok önemli. Bu yüzden haftanın 2 veya 3 günü D3 kalsiyumlu toz kullanmanız gerekiyor canlı yemlere takviye olarak. Onun haricinde multivitamin tozu ekliyorum haftada bir defa. Zaten benim canlı yemlerim sağlıklı olduğu için, çok güzel beslediğim için supplement kısmında çok böyle ben takılmam. Kendi mamamı arada bir hazırlıyorum ama genelde göstereceğim onu bir saniye. Bu tarz mamalar var. Bu tarz mamaları hatta hazırlayalım bir tane, görün sizde. Nasıl hazırlandığını da anlatayım. Ne çok katı ne çok sulu olacak. Şu tarz plastik kaplar kullanıyorum ben. Bu plastik kapların içerisine, bu da bayağı bir bitti. Bundan yeni almam lazım. Çok fazla koymuyorum çünkü çok tüketmiyorlar. Bu kadar yeterli ikisi için. Daha sonrasında içme suyundan, bizim fıs fıstan, çok basmadan şu kadar su dolduruyorum. Bunu böyle 2-3 dakika bekletiyorum. Sonra karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra, hatta karıştıralım. Bir tane barbekü çubuğu alayım. Mama yazılamak bu kadar kolay. Bu hazırlanmış mamayı doğrudan teraryumun içine de bırakabilirsiniz. Mutlaka bulup yalayacaklardır. Veya bir takım aparatlarla duvara da asabilirsiniz. Aman dur barbekü çubuğuyla zarar vermeyeyim. Veya işin keyifli kısmı, ben genelde ne yapıyorum? İçine koyduğum zamanlar olsa da, yalan söylemeyeyim, üşeniyorum bazen çok canlım olduğu için. Alıyorum bu cancağızı mesela. Koyuyorum buraya. Yukarı çekeyim. Hadi elimizde şimdi barbekü çubuğu var. Bununla bir parça alıp burnunun üzerine damlatıyorum. Şöyle göstereyim.
Evet. Bir kez tadını aldıktan sonra yalamaya başlıyor zaten. Yemeye başlıyor ya. Ondan sonra dil hizasında sürekli tutarak yemesini sağlıyorum. O burnun üzerindeki mamaya falan çok aldanmayın. Her türlü kendi temizleyecektir. Zaten fısfıs yapıyorsunuz. Böyle barbekü çubuğuna çeviriyorum. O bir güzel yemeye devam ediyor. Şimdi aynı işlemi erkeğe de yapalım. Hayırdır? Yemedin canlı yeme ama püreyi götürüyorsun. Bu işlemi elinizde de yapabilirsiniz. Bir yerde böyle benim şu an onu koyduğum gibi bir yerde de yapabilirsiniz. En azından yediğinden emin oluyorsunuz. Ve hani açıkçası bebek bakar gibi böyle bir de mama veriyorsunuz ya. Böyle keyifle keyifle yalanıyor. Fadime ve tayfası rahat duramıyor orada. Ta ki sıkılana kadar, kafasını çevirdiği ana kadar ben böyle besliyorum. Zaten doyduğunu anlıyorsunuz. Bu beslemeyi ben haftanın 2 günü yapıyorum. 2 gün bu şekilde besliyorum. 2 günde, 3 günde duruma göre canlı yem takviyesi yapıyorum. Bazen 4 gün hiçbir şey vermiyorum su haricinde. Crested Gecko'nuzun kilosuna bakarak, görüntüsüne bakarak bu diyeti uygulayabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Bu tip hobilerde çok net kurallar yoktur. Bazı şeylerin çok net kuralları vardır. Örnek veriyorum, ultraviyole kullanımı Crested Gecko'larda yok ama diğer sürüngenlerde bu özel ampullerin kullanılması ne kadar şartsa canlıları beslemede de bir takım kurallar oluyor tabii. Ama ben Crested'larda o kadar şey sorunu yaşamıyorum. Hani aman her gün beslemeliyim falan gibi bir durum yok. Aç da bırakmayın tabii bakalım. Doydun mu? Evet. Tamam, ben şu hareketi yaptığı zaman bırakıyorum. Şimdi bu arkadaşımız bugünün püresini yedi. Şimdi erkeği alacağım. Erkeği de aynı yere koyalım. Agresif canlılar değiller, ısırmazlar. Agresif olanları var, ısırıldığım da oldu ama can yakmıyor. Kesinlikle korkulacak bir tarafları yok. Çok uysallar hakikaten. Reis ne haber? Çok seviyorum seni biliyorsun değil mi? Sen az önce götürdün ama hadi videoya özel çok azıcık sana tattırayım. Genelde mixletmiyorum arkadaşlar. Ben yani mesela tartara verdim ya az önce. Üzerine böyle yiyebildiği kadar bir de meyve püresi vermiyorum, mama vermiyorum. Bu kadar yeter ona. Yalansın. Çok önemli bir detay değildi bu arada o. Yer. Evet, çok sıcak istemediklerinden bahsettik. Ya biraz aşağıda durun. Işık çok patlıyor arkadaşlar. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ben videoda gözükün istiyorum. Oo, çok iyi tırmanıcısın. Çok iyi tırmanıcısın. Şurada dur işte ya. Bak yine arkaya gidiyor. İlla saklanacak artist. Gündüz ya. Ne dedik? Şimdi özetle, ya özetlemem gerekirse dediğim gibi dikey bir yaşam alanı yapmanız gerekiyor. İçerisine yapay bitki kullanın. Hep söylüyorum. Canlı bitki kullandığınız zaman onun zahmeti daha zor oluyor. Zahmeti çok oluyor daha doğrusu. Mantar olabiliyor, mite basabiliyor. Ayrı bir olay oluyor. Bir de her canlıya uygun bitkiler var. O bitkileri seçmeniz gerekiyor. Her zaman onu bulabilir misiniz bilmiyorum. Çürüme olabiliyor vesaire. O yüzden böyle yapay bitkiler her zaman daha uygundur. Onun haricinde dekor olarak işte dallar, budaklar kullanabilirsiniz. Bunların iyi şekilde steril edilmesi önemli biliyorsunuz. Bu arada tartar hala orada takılıyor. Üçüncü olarak da yaşam alanında kesinlikle
şey kullanmanız gerekiyor. Bir tane saklanma alanı yapmanız kafi. Ama saklanma alanı koymak istemiyorsanız, bol dekor, hani bol dal koymak istiyorsanız ya da yapraklar, işte yapay bitkiler, onların arkasında da saklanabiliyorlar. Ama ağaç kabuğu her zaman daha güzel durabilir. Öyle bir dekor da yapabilirsiniz. Yaşam alanı bu şekilde. Işıklandırmayı da zaten tasarruflu, sadece gündüz ve geceyi yaşattıracak şekilde bir ayarlama yaptığınız zaman teraryum bitmiş oluyor. Günde 2 defa, sıcak havalarda 3 defa her tarafı fısfıslayın. Su içecekler o fısfıstan dolayı ve nem artacaktır. Bu onlara iyi gelecek. Harici olarak su kabı kullanmak zorunda değilsiniz. Ben arada bir koyuyorum, arada bir koymuyorum. Su kabı şart değil. İçine gidip de su içmiyorlar. Genelde tuvaletlerini yapıyorlar, sağ olsunlar bizimkiler. O yüzden çok şart değil ama fısfısı kesinlikle unutmayın. Yani hani ben aman unuturum, 2 günde bir yaparım falan diyorsanız su kabı bulundurun siz. Ne olur ne olmaz. Onun haricinde içeride şöyle bir, biliyorsunuz benim tipik kullandığım torf kabları var. Dişimiz buraya yumurtasını bırakıyor. Nemli bir topraktır. Genelde yosun kullanırlar ama ben torfla işi götürüyorum. Zaten yakın takip yaptığım zaman yumurtalarını toplayabiliyorum. Zeminde havlu kağıt kullanıyoruz dedik. Aynı şeyleri tekrarlamayayım. Bu canlılara yem verirken mutlaka mineraller toz olarak ve D3'lü kalsiyum, yani normal kalsiyum, mineralli kalsiyum ve D3'lü kalsiyum barındırmanız gerekiyor. Haftanın 3 günü D3'lü kalsiyum yeterli. Geri kalan günlerinde canlı yem veriyorsanız normal kalsiyum da takviyesi ekleyebilirsiniz. Mamalara gelince, ya ben tamam Crested Gecko beslemek istiyorum ama canlı yem beslemek istemiyorum gibi durumunuz varsa, ona özel bu Rupeshi'nin veya diğer ürünlerin, diğer markaların mamaları var. Protein içerikli kullanabilirsiniz. Bebek maması kullanabilirsiniz dedim. 26 derece üstü dikkat edin. Isınmasın ortam. Sakın gelip de 100 wattlık bir ampul takıp burayı pişirmeyin. Ya da yazın oda sıcaklığı 30'un üzerine çıkıyorsa, 29'un üzerine çıkıyorsa mutlaka bir fan takviyesi yapın. Veya daha serin bir yere alın. Bunu takibini yapmak zorundasınız. Böyle bir hayvanın sorumluluğunu alıyorsanız. Başka hiçbir zorluğu yok. Handling'i kolay. Isırmaz, saldırmaz dedik. Bu arada hangi çeşit canlı yemle beslemem gerekiyor diye soracak olursanız, tartar olabilir, dubi olabilir, un kurdu olabilir, moryo kurdu olabilir. Yalnız moryo kurdunu, en büyük boyunu kullanmayın. Ben veriyorum ama hani canlımı tanıdığım için veriyorum. Normalde Crested Gecko'lara da çok büyük canlı yemler verilmez. Yani kafa boyutunu geçmez genelde. İki göz biraz abartı olabilir. Yani şu iki göz arasındaki kadar canlı yem verilmelidir demek yanlış. Daha büyüğünü de yiyebilir. Fakat çok da büyük, böyle bu kadar dubya ya da bu kadar moryo kurdu vermeyin tabii ki de. Cırcır böceği severler, çekirge severler. Yani her şeyle besleyebilirsiniz. Daha çok böyle ben şey takıntım var. Soft kabuklu, yani yumuşak kabuklu canlılarla beslemeyi seviyorum canlılarımı. Sinirimi daha kolaymış gibi geliyor. Vallahi öyle. Onun haricinde dediğim gibi meyve dedikleri için doğada meyve püresi veya hazır yemler oluşturabilirsiniz. Bunun formülleri benim forumumda, karıncaçiftliğim.com'da falan var. Oraya bakabilirsiniz isterseniz. Mesela uygun bir diyet yapmak istiyorsanız şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir gün püreyle besleyin. Bir gün dinlendirin. Bir gün canlı yemle besleyin. Bir gün dinlendirin. Sonra tekrar püreyle besleyin. Bu şekilde bir diyet uygulanabilir. Çok mühim değil yani, böyle açlıktan hemen kırılacak canlılar değil. Zaten formundan anlarsınız. Cinsiyet ayrımına gelirsek, bakın yandan baktığım zaman zaten doğrudan arkada bir çıkıntı görüyorum. Bu onun erkek olduğunu göstergesidir. Bir de bizim kızımıza bakalım. Gel bakalım. Ayşe Hatun. Bakın bunda öyle bir çıkıntı yok. Bu da bir hanımefendi. O yüzden dişi erkek ayrımını rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha yakından incelememiz gerekirse şöyle bakalım. Bakın şöyle güzelce ne inceleyebilirsiniz. Hani diyoruz ya, hobinin önemi, hobinin faydaları da işte bu canlılarda. Düşünün, nesli tükenmişken, nesli tükendi sanılırken yine hobiciler tarafından fazlasıyla artık üretilmiş canlılar arasına girdi. Hobinin önemini de öyle açıklayabiliriz işte, bu tip durumlarda bayağı bir fayda sağlıyor. Kardeş, bir şöyle detay ver ya. Kamera ne kadar net alıyor bilmiyorum ama. Çok fazla mıncıklamaya, sıkılmaya gelmezler. Genelde bırakın elinizin üzerinde yürüsün. Handling'i öyle yapın yani. İki el arası zıplatabilirsiniz. Çok yüksek yerden düşürmemeye gene de dikkat edin. Her ne kadar sağlam da olsalar.
dikkat etmeniz lazım. Çünkü gözünü kestirdiği yere zıplamaya çalışacaktır. Kimisinin huyu çok zıplar, kimisinin huyu zıplamaz. Öyle söyleyebilirim. Mesela benim erkeğim çok zıplamıyor ama dişim maşallah her fırsatta bındık bındık her yere atlıyor. Bakın göz kapağı yoktur dedim yani daha detaylı görürsünüz. Göz kapakları yok. O yüzden genelde göz temizliklerini dilleriyle yapıyorlar. Şu gözün güzelliğine bak ya. Nereye gidiyorsun? Evet, canlıları inceledik. Temel bilgilerini de verdim. Uygulayabileceğiniz diyet de belli. Verebileceğiniz yemler de belli. Sıcaklıktan bahsettik, nemden bahsettik. Rutin temizlik şu şekilde yapılıyor. Ben açıkçası her gün temizlemiyorum, yalan söylemeyeyim. Ama 2-3 günde bir artık ortam bu şekilde kirlendiği zaman bir ıslak havlu kağıtla, yani daha doğrusu normal su sıkılmış havlu kağıtla bu camdaki pislikleri öncelikle siliyorum. Zemindeki şeyi, havlu kağıdı düzgünce çıkartıyorum. Fısfısımı yapıyorum. Sonra o akan yani yere düşen su parçaları, kirleri de yumuşattığı için o fısfıstan sonra bir güzel siliyorum. Daha sonrasında yem kabını, yem kabı dediğim yani suluk koyacaksam suluğunu, işte yumurtlama torfu kabını veya ripeşi hazırladıysam mesela burada hazırladık mama. O mamayı da içeri koyalım, onlar bu gece tüketirler onu, bitirirler. Bu şekilde bakımını yapıyorum, kapılarını kapatıyorum, iş bitiyor. Timer'a gelirsek son olarak hani ne kadar da bir yakıyorsun? Vallahi ben ortalama gündüz saat yani öğlen 12'de 11'de yanıyor. 8 saat falan yandıktan sonra kapanıyor. Çok mühim değil, sadece ışık farkını yani gündüzü ve geceyi algılamaları yeterli. Başka da anlatmam gereken bir şey yok. Bu kadar Crested Gecko bakımı. Hastalıklarıyla ilgili aklınıza takılan bir şey varsa veya Crested Gecko'nuzda bir hastalık belirtisi görüyorsanız mutlaka forumlarda sorun. Bizim foruma da sorun, yardımcı oluruz elimizden geldiğince. Nereden bulunacağı konusuna gelirse de doğrudan internette araştırabilirsiniz. Türkiye'de de üreticileri var. Ben de bir dönem ürettim. Ama piyasada bulunmayacak bir canlı değil. Yani çok kolay da bulunmuyor ama bulabilirsiniz. Kuyruklu kuyruksuz maşallah ben görüyorum sağdan soldan. Evet, durum bu. Kendilerini zaten tanıdığınız için çok şey yapmıyorum. Böyle incelettirmiyorum ama son olarak bir de dişimizi şöyle yakından görelim. Şu muzur pis suratını bir görelim. Şişt. Ya orayı ben bir temizleyeyim bir ara ya. Bakın derisini görüyor musunuz? Lan. Derisini değiştirecek. Bunun böyle turuncu bir şeyi var. Bakın. Deri değişimini kendi yapsın, bırakın ama böyle tırnaklarında, ayaklarında, sağda solda deri kalırsa kendiniz alabilirsiniz. Zaten kaç çok hareket etti ki şurayı da patlattım. Direkt derisi yarın tertemiz bir şekilde çıkmış olur. Hatta şöyle bakalım, bak altını görüyorsunuz değil mi? Bakın deriyi atıyor. Onu sonra bir güzel yiyecek. Yemesinde hiçbir sakınca yok. Burnunu çarptın düdük. Evet, şimdi ne oldu? Hem teraryum yapma videomuz vardı zaten, hem de Crested Gecko'lar ortalama nasıl bakılıyor bunları öğrendik. Daha detaylı bilgiler istiyorsanız zaten forumda var, hepsi yazıyor adım adım, internette de yazıyor. Ben nasıl bakıyorum biraz onu anlatmaya çalıştım. Yani rutin bakım şeklim nasıl, onu gördünüz. Video bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tarz bakım videoları daha çok çekeceğim. İkinci serim de leopar gekolar olacak. Genelde başlangıç seviyelerine yükleniyorum. Tıpkı kertenkele türlerinde yani geko türlerinde başlangıç türü olarak crested ve leopar gekoları baz alırsak ilk başta onları koyma niyetim var. Crested'leri koyduk. Şimdi sırada yani bir sonrakinde leoparı koyarım diğer bakım videosunda. Bir veda bakışı alabilir miyiz? Bir veda bakışı alabilir miyiz? Neredesin? Evet, bir veda bakışı. Dın dın dın. Dırırın dın dın. Agresif bir bakış. Bay bay de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.